Hanımefendi iyi günler. İyi günler. Şimdi isminizi anmayacağımızı söyledik ama... Tabii ki. Siz istemişsiniz hanımefendi, yoksa ben anlarım da siz demişsiniz ki benim ismim anılmasın, saygı duyarım. Soy isminin anılması çok kötü olur yani hani... Neden kötü olur? Yani tamamıyla çünkü olay yanlış. Peki hanımefendi... Kolunu benim yüzümden kaybettiğini söylüyorlar. Peki şimdi hanımefendi önce size birkaç soru soracağım. Evet sevgili izleyenler. Görsem alır okuram haberim olur. 13 Eylül 2010 günü saat 20.10'da kendisini attı ya köprüden Hakan Özen. Birlikte olduğu iddia edilen Bayan T karakolu arıyor. Karakoldan köprü koruma müdürlüğünü arıyor. Yok böyle bir şey diyorlar. Dayı köprü koruma müdürlüğünü arıyor. Yok böyle bir şey diyorlar. Ama baba bize dedi ki şu anda telefonunu açmayan baba. Beni bir polis memuru aradı. Ben de aradım konuştum. Oğlumun intihar ettiği söylendi. Ne uğraşıyorsunuz dedi bana baba. Peki. Ben dedim ki anne çocuğun öldüğüne inanmıyor. Hatta mı arkadaşlar Tülay Hanım? Peki Tülay, Bayan T isim vermeyeceğiz değil mi? Hanımefendi duyuyor musunuz beni? Alo. Duyuyor musunuz? Evet. Peki hanımefendi şimdi. Siz bu beyefendiyle nasıl tanıştınız? İntihar ettiği söylenen hak. Başka neden dolayı yalanıma gönderdiniz? 2 ay birlikte yaşamışlar diye bir haber var. Bu kesinlikle yalan. Bu da yalan. Nerede var efendim 2 aydır birlikte yaşamışlar haberi? Başka bir gazetede mi çıktı? Tabii evet. Bir gazetede daha var bu şekilde. 2 ay birlikte olduğu Tülay T'den şöyle şöyle diye ayrıldı, kolunu kesti diye bir şey haber var. Tülay Hanım yani daha. siz intihar etti söylenen Hakan Özen'le hiç sevgili ilişkisi yaşamadınız doğru mu? Hayır, sadece telefonla konuştum ama onun haricinde öyle 2 ay birlikte aynı evde falan yaşadı. Hepsi yalan. Peki Tülay Hanım ben size bir şey sorayım. Hiçbir şekilde ben ona ümit falan vermedim. O kendi kurgu yani bilim kurgu yani beyninde yaşıyor. Peki bunları. O zaman annesi neden dolayı sizin sevgili olduğunuzu söylüyor bize? Bilmiyorum, onu ona soracaksınız. Oğlundan haberi yok ama bunlardan buyurun, haberi var. Efendim. Bunu bilmiyorum ben. O annesine cevabım soracaksınız şöyle. Neden? Buyurun cevap verin. Tülay Hanım cevabım şöyle. Hanımefendi ismini açıklamıyoruz rica ediyorum. Ha, tamam. Söz verdik. Bu devletin atlı tıpı var. Atlı tıpta evet, raporu biliyorum. İsteyeceğim. Çocuğumla sevgili miydin, karı koca mıydın? Onu atlı tıp sana cevap hayır, verecek. Hayır değilim biraz terbiyeli konuşan senin, değilim. Hayır. Ben ki sen bana bu kız benim oğlumun sevgilisi. Bunu gözünle mi gördün? Neye dair söyledin? Onu soruyorum çok ben. Çok güzel. Ben bu kızı evde gördüm. Kimin evinde gördün? Hakan Özen'in evinde gördüm. Evet. Oğlum dedim bu kız kim? Yalan mı Tülay? Dinenim ne dedi Allah bu kız kim gelince? Dedi ki anne bu kız benim dedi eşim sayılır. Ben bu kızın anda dedi yaşıyorum. Peki hanımefendi isim vermiyorsunuz bir dakika. Vermiyorum isim çünkü genç kızdır vermemişsin. Ha bana dedi ki ben de dedim kızım dedim gerçekten sen benim oğlumu seviyor musun? Evet dedi seviyorum. Bir izin ver o zaman Nuray Atalla bir saniye. Eğer dedim seviyorsunsa Ramazan'dan sonra gelip seni annenden isteyeceğim dedim mi demedim mi? Hanımefendi Bayan T cevap verir misiniz? Hayır yalan söylüyor. Kesinlikle yani, telefonlarda çıkacak annem meydana. Dur. Bir saniye yani. Yani hanımefendi Bayan T siz Sinan'ın evin intihar ettiğini söyleyen Hakan'ın evine hiç gitmediniz öyle mi? Hayır kesinlikle yalan peki. Söylüyor. Yani benim yanımda oturan buradaki bayan intihar ettiğini söyleyen Hakan'ın annesi. Fotoğrafın da var. Nerede beraber, o fotoğraf anne? Beraber çekilmiş. Nerede o fotoğraf anne? Erzurum'da getireceğim. Tamam getirtiyoruz zaten o fotoğrafı biz. Evet.